Tamam. Bugün raylı sistem yatırımlarımıza ekleyeceğimiz en önemli ve en etkili hatlardan biri olacak Karabağlar Metrosu'nun tanıtım toplantısı için sizlerle bir aradayız. Bu güzel toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Heyecanımız çok büyük. Tarihi bir an. Üstelik içinde bulunduğumuz konjonktürü düşünürseniz ne kadar büyük bir tarihi an olduğu daha iyi anlaşılır. Okyay'dan çıktı. Bugün o hedefe doğru ilk adımı atıyoruz ve gerçekten heyecanımız çok büyük. Yola çıktığımız zaman çalışma arkadaşlarıma şunu söylemiştim. İzmir'i demir ağlarla öreceğiz. Ülkemizin kurucu iradesinin bu evrensel vizyonuna sadık kalarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında İzmir'i iki yeni metro hattıyla kavuşturuyoruz. Dünyanın tüm çağdaş kentleri gibi İzmir'in her karışını demir ağlarla örüyoruz, örmeye devam edeceğiz. 32.6 kilometrelik bu hat tamamlandığında İzmir'in en uzun metro hattı unvanını alacak. Tamamı yer altında hizmet verecek bu hatta 24 istasyon olacak. Günde yaklaşık 340 bin yolcu taşımayı öngörüyoruz. Buca metrosu 765 milyon euroluk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımıydı. Karabağlar Gazi Emir metro hattının toplam maliyeti araçlarıyla beraber 2 milyar 105 milyon euro olacak. Kendi rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz. 2 milyar 105 milyon euroluk yatırım rakamı, bütçe rakamı gerçekten şu anda sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin en önemli rakamlarından biri olacak. Üstelik bunu baştan sona İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla başaracağız. Karabağlar Gazi Emir metrosunun konak bağlantısını da sağlayacağız. Kılçık hattı dediğimiz bu hatta General Asım Gündüz istasyonuna bağlanabilecek. Tüm bu ekonomik koşullar altında yüksek enflasyon, hayat pahalılığı bu dar boğazda dolar euro başını alıp gitmişken biz çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ne yazık ki 2023 yılı yatırım programında Otogar Halkapınar metrosu için 9. kez yani 2014 yılından bu yana 3000 liralık bir bütçe koymaya devam ediyorlar. Sadece bu hatta değil değerli dostlar. Selçuk Ortaklar, Ödemiş Kiraz demiryolu projelerine de ayrılan bütçe biner lira. Onlarla oyuncak tren bile alamıyorsunuz. İzmir merkezi bütçeye 40 koyup bir almaya devam ediyor. İzmir'in hak ettiği kent yaşamını kurmak için kaynağı nerede olursa olsun bulup İzmirlilere getirmeye, onların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İzmir'in kent içi ulaşımında bir dünya kenti olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kaybedilen yılları telafi etmek için varımızı, yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Ve gururla söylemek isterim. İstanbul'da birçok metronun girişinde bilirsiniz U harfi vardır. Bunlar Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metro hatlarıdır. İzmir'de ise hükümetin bir tane U tabelası yoktur. Çıktığımız bu yoldan geri dönüş yok. Okyay'dan çıktı. Tüm zorluklara karşın İzmir'e hizmet getirmeye devam edeceğiz. Kararlıyız. İzmir'i demir ağlarla öreceğiz demiştik. Örmeye devam edeceğiz. Biliyorum ki çok az kaldı. Bir şey değişecek. Her şey değişecek.
tane isim vardır. İzmir'de Karabağlar'da uzun yıllar yaşamış. Sevgili Neşet Ertaş. Bir istasyonun adı Neşet Ertaş. Çok yakışmaz mı? Evet. İnşallah onun adını vereceğimiz, onu saygıyla, sevgiyle yad ederek sözü ona bırakayım. Kimi böcek, kimi kum, kimi böyük, kimi böcek, kimi kum. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışacak İzmir'in en büyük yatırımı. Şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Gaziemir ilçesi Tunç Başkanımızla birlikte altın çağını yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 Kasım ayında ön proje ihalesi yaptı. Çalışmalar devam etti. Gaziemir için 100 yıllık bir hayal. Ben düşünüyorum, dedemin adını taşıyan Abdullah Arda Meydanı'nın altından metro geçecek arkadaşlar. Hiç hayal etmediğim hızla ilerleyen bir proje. Metronun tabii ki Karabağlar'a gelmesi, Karabağlar'daki kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte kentin dönüşümünü, gelişimini sağlayacak planların uygulamasına hız kazandıracak. Bu yönüyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Tunsoyer'e bu proje anlamında çok teşekkür ediyorum. Bu sadece bir ulaşım projesi değil. Aynı zamanda dönüşüm projesi, aynı zamanda kentin gelişim projesi olarak kabul etmek gerekir. İlçemizde kapsayacak olan metro projesi ilçemize her yönüyle artı bir değer katacaktır. Uzun süredir beklediğimiz bu projeyle Menderes hemşerilerimiz ulaşım konusunda büyük rahatlık ve konfora ulaşacaklardır. Bu mutluluğu ve gururu bizlere yaşattığı için ve tüm kısıtlamalara rağmen İzmir'i demir ağlarla örmeye büyük bir azim ve gayretle devam ettiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e inancımızın tam olduğunu belirterek huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Müzik.